Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de gerçekten harika bir video ile beraberiz arkadaşlar. Milli takımımı 86 gene kadar yükselttim. Hemen başlayalım arkadaşlar videoya. Hemen görün, gerçekten harika yaptım. Yani buradan oyuncu çektim arkadaşlar. Bakın, Almanya'dan 82 genlik takımımı 79'a kadar düştü. Buradan oyuncu çektim. Bunların boostlarıyla falan birlikte arkadaşlar milli takımımı 86'ya kadar yükselttim. Çok efsane haberim var. Çok ufak tefek birazcık kötü bir haberim de var. Yani en iyi efsane oyuncuyu maalesef alamayacağım. İleride onu da alırız arkadaşlar. Onun da videosu gelir. Hani onu da bir videonun arasında koyarım ama arkadaşlar şu ve şu videoyu sizlerden çok özür dileyerek şu iki paketi açamayacağım. Neden mi arkadaşlar? Çünkü maalesef şu ve şu maçı bir türlü yenemedim. Neden yenemedim bilmiyorum. Yarı finale geliyorum. Eleniyorum arkadaşlar ve gerçekten aşırı derecede moralim bozuluyor bu şekilde elendiğim zaman. Yani maalesef arkadaşlar ki iki tane paketi açamayacağım. Ancak arkadaşlar burada tam bir 2, 3 tane paket var. Ayrıyeten arkadaşlar çok efsane bir paket daha var. Asıl zaten o paket mükemmel. O paketi de açacağız. Türkiye kadrosunu bu 3 paketi açıp geliştireceğim. Ve ardından da arkadaşlar zaten halledeceğiz. En son buraya kadar gelebilmişim. Ama ben bunun devamına da geldim. Merak etmeyin. Hatta şunu bir ben sıfırlayayım. Bu şekilde durmasın. Bu şekilde güzel durmuyor çünkü. Arkadaşlar çok hızlı bir giriş yaptık. Like atın demeyi unuttum. Ama şimdiden diyeyim arkadaşlar, bu videoyu sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Siz 3000 beğeni hedefim var benim. Siz de bunu yaparsınız. 3000 yaparsınız. Ve yeniyseniz de arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın. Videolar devam ediyor. Tam gaz. FIFA Mobile 19 çıktığı zaman özellikle gerçekten çok önemli bilgilendirme ve çok işinize yarayacak videolar gelecek. Ayrıca de eğlenceli videolarla sizlerin karşısında olacağım. Değişik değişik video fikirlerim oluyor benim her zaman. Her zaman oyun yeni çıktığında falan. O yüzden siz de beni takip etmeye devam etmeyi unutmayın. Hemen arkadaşlar bir tane paketimizi açıyoruz bakalım. Umarım elit Türkiye oyuncusu çıkartırız ki takımımız gelişir. Hani elit oyuncu çıkarmam çok lazım. Gerçekten çok önemli. XP'ler de gerçekten çok iyi, önemli. XP de çıksın. Her şey çıksın abi. 3 tane oyuncu, 4 tane oyuncu veriyor pardon. Volkan Babacan ve elit. Abi MOO kullanmıyorum. Olsun abi, sıkıntı yok. Bu illa işime yarar. Belki dizilişimi falan değiştiririm. Hiç belli olmaz ama sol kanat çıkması lazım bu arada. Sol kanatım yok. Sol kanatımda 82'lik Serdar Aziz oynuyor. Ve gerçekten abi o çok kötü oynuyor. Aşırı kötü oynuyor yani. Onun bir değişmesi lazım. Umarım ayarlarız arkadaşlar. Mbaye. Bu bayağı bir oyuncu çıktı. Emre Mor. Caner Erkin. Hadi. Bu ne lan? Abi şimdi de 84 Oğuzhan Özyakup çıktı. Arkadaşlar aslında var ya, efsane paketler. Hani çok şanslı paketler açıyoruz. Ancak nedense efsane olarak çıkan şeyler efsane değil. İkisi de MOO abi bana. Ve MOO takımımda kullanmıyorum. Keşke kullanıyor olsaydım. Mükemmel olurdu. Ama arkadaşlar neyse, hadi abi buradan bari lütfen ver abi istediğim oyuncuyu, lütfen sol kanat ver. Hadi abi 79'luk sol kanat da olur ama sol kanat lazım, yok. Maalesef sol kanat çıkmadı. Şu çıkan oyuncuların birisi sol kanat olsaydı takıma gerçekten aşırı derecede yüksek seviyede bir katkısı olacaktı. Ancak arkadaşlar gördüğünüz gibi ben MOO kullanmadığım için maalesef sıkıntı oldu. Bu arada Oğuzhan Özyakup'u kullandığım için artı bir Oğuzhan Özyakup daha kullanamıyor. Hemen bir dizilişlere giriyorum arkadaşlar. Dizilişlere girelim. 4-5-1 aynen abi. Burada iki tane MOO var mesela. Bu dizilişi yapsam mesela ne olur, ona bir bakalım. Oğuzhan Özyakup'lar bu şekilde kullanılıyor. Bütün oyuncuların boost alıyor. Enes Ünal hariç. Zaten arkadaşlar Enes Ünal'dan bu arada hiç memnun değilim. Yani neden bilmiyorum, Enes Ünal'ı memnun değilim Enes Ünal'dan. Bu yüzden abi kadro bu şekilde gerçekten mükemmel duracak arkadaşlar. Umarım bu şekilde devam ederiz yani. Olcay Şahin'in 88'lik kartı da zaten sağ orta sağ olarak gelecek. Takım bu şekilde bence daha kolay kazanabilirim ben. Ve arkadaşlar takımı bir gen iki gen falan da arttırabiliriz şu anda. Hatta şu anda bir deneyeyim. Olcay Şahin'i yükseltmek istemiyorum. Nasıl olsa yükselteceğiz. Ancak diğerlerini daha bir yükseltmek gerçekten bayağı bir zor olacak. Bir tek Onur Kıvrak bayağı yükselebilir. Kaleci X-Biz çıkardıysak Onur Kıvrak'ı yükseltebiliriz. Bu şekilde bir bastım. Gerisinde bunları basacağım abi. Yükselirse yükselir, yükselmezse de yapacak bir şey yok. Evet yükseldi abi. Hemen şunu çıkartmayalım. Bir dakika abi. Neyse ben bu şekilde koydum arkadaşlar. Bir gen de kalecimizi yükseltelim o zaman. Kaleci XP'mizi de bir şekilde kullanmış olduk. 87 gen olmam ama çok zor arkadaşlar. Zaten o yüzden 87 gen olmakla uğraşmayalım. Arkadaşlar bu arada dünya sahnesi etkinliğindeki paketleri ben daha açmadım. Kaç oldu bu arada? Arkadaşlar bir dakika, ben bunu unutmuşum. Ben bunları açmadım. Videoda açıyoruz. Sonrasında bir paket daha var bu arada. Siz bunu tahmin etmişsinizdir belki ama. Sonrasında bir paket daha var. Ve bir dakika abi, burada garanti oyuncu çıkıyor. Bu bir dakika, hangi ülke bunlar? Aynen abi, bunlar benim ülkeler. Ben buradan açacağım oyuncu paketini. 75.000 XP falan da veriyor. Ya da İngiltere olan yerden mi açsam? Neyse arkadaşlar buradan açayım. Belki Mario Gomez çıkartırım. Belki de
Aquino çıkartırım. Buna bağlı olarak arkadaşlar Meksika kadrosunu falan belki güçlendirebilirim ama onları bayağı bir saldım. Katılamayanları mı açsam acaba ya? Bilemedim ki hiç gerçekten. Ama katılamayanlarda da gerçekten bayağı saçma duruyor. Arkadaşlar o zaman H grubuna bir bakacağım ya. Ben İngiltere istiyorum abi. O yüzden İngiltere'nin bulunduğu grubu açacağım. Hangi grup olduğunu bilmediğim için şimdi tek tek bakacağım. Sonrasında da İngiltere'nin bulunduğu gruptakini açacağım. Aynen bu arkadaşlar. O zaman G grubunu açalım. Bende kaç tane varmış bu arada G grubundan? 2 tane varmış. Neyse. Hemen grup puanlarına girelim arkadaşlar. G grubu paketlerini açacağım buradan. Ve sonrasında da arkadaşlar o şekilde açacağım. Çünkü abi o şekilde yapasım var ve o şekilde yapacağım. Ve gayet güzel oldu. Bu video var ya efsane bir... Çünkü bir tane de efsane bir oyuncu çıkartacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım abi. Mükemmel bir oyuncu. Yani gerçekten harika ötesi bir oyuncu çıkartacağız. Hadi bakalım abi. 86'nın üstünde bir oyuncu çıkartacağız. Buradan da 88'lik oyuncu çıkartacağız. Yani bu videoya zaten siz otomatikman like atıyorsunuz. Atmayan varsa sen de at. Çünkü otomatikman like atman gereken bir videodasın. Her neyse arkadaşlar. Şimdi G grubuna girelim. Ve G grubundan İngiliz oyuncuyu çıkarmak için uğraşacağız. İngiliz oyuncu kimmiş bu arada? Ross. Of abi mükemmel duruyor. Ve 3 yanda boostu var. Üf. 91'e yükselir kadroya girince. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman. Alıyoruz direkt değil mi? Oynamıyoruz. Oo çok güzel abi. Oynamak yok. Etkinlik yok. Çok güzel. Mis gibi abi. Direkt alıyoruz. Zaten siz sevmiyorsunuz oynamayı. Buradan coins de veriyor bize biraz. İhtiyacım çok yok ama olsun yine de veriyor yani. Alalım abi. İlla lazım olur abi. Zaten 200 binlik coins paketi var. Oyuncu paketi var daha doğrusu ülkemden. O yüzden o zaman da işime yarayabilir. Ve abi gerçekten şaka gibi ya. Arkadaşlar o zaman ben şimdilik bunu açıyorum. Arkadaşlar aktif ilk 11'ine sahip olmam gerekiyormuş. Ve ben değilim maalesef. Evet maalesef değiliz. Arkadaşlar olsun ama ben İngiltere'ye zaten sahip olacağım. 200 FIFA points gerekirse çekerim. İngiltere'ye sahip olurum. Ve o paketi açarım. Ve zaten arkadaşlar bu videoda efsane bir paket açacağız. O da burada arkadaşlar. Mağazaya giriyoruz. Ve burada benim tam yeten bir... Oo bu arada 5 liraya... Ha 5 liraya çöp bir paketi var. Arkadaşlar 25 tane verip... elimde bakın gördüğünüz gibi tam 25 tane var. Ve 25 tane verip... Bu adamı çıkarma ihtimalimiz varken tabii ki de ben durmayacağım abi. Açacağım. 85 üstü bir oyuncu garanti. Herkes olur. Hiç fark etmez abi. Gerçekten önemli değil. Ben bastım arkadaşlar. Kim çıkarsa çıksın. Sağlık olsun. Ama arkadaşlar Cristiano Ronaldo veya herhangi bir üstü oyuncu çıkarsa çok sevinirim. Hadi bakalım bastım. Hadi lütfen. EA Sports. It is in the game. Geliyor. Japon Osako geldi. Fark etmez arkadaşlar. Yani gerçekten heyecanlı bile yaşamak güzeldi. Keşke 100 tane olsa hepsini açabilsek ama sıkıntı yok. Bu arada 200 FIFA points ne kadarmış? Bir ona bakmam lazım. Oha 150 FIFA points 9 lira abi. 9 lira da verilmez ki ya. Bu ne abi? 150 FIFA points niye 9 lira ya? İlginç. Gerçekten çok ilginç. Bu dolar arttıkça abi bu... Arkadaşlar dolar arttıkça bu da bayağı artmaya devam ediyor. Gerçekten bayağı ilginç durumlar var. Normal takımımın son hali de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel. Bayağı yükseltme yapmıştım. En son halinde gördünüz mü bilmiyorum. Bu fonu bu arada geliştirebiliyorsam bir geliştiresim var. Ama geliştiremiyorum galiba. Evet. Bayağı zor abi. 21. Abi ben bu fonu yüzgen yapacağım ya. Videoya bir güzellik gelsin diye bu fonu ben yüzgen yapmak istiyorum. Yapabileceğim mi bilmiyorum. Yapabileceğim. Tabii ki de yapabileceğim. Ama bu 5000 değil. Bunu kullan. Ve 495.000 coins verip bu fonu yüzgen yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu videoda bayağı bir şey yaptık aslında. Oyunda hem etkinlik oynamadık hem de bayağı uzun sürdü. Benim takımım... Arkadaşlar benim takımım yüzgen miydi, 101 gen miydi? Şu an var ya benim aşırı derecede... Onu öğrenebiliriz. Şuraya abi 97 genlik bir defans koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Bir dakika abi bir dakika. Onu nasıl öğreneceğim? 90... Arkadaşlar galiba videoda 101 gen oldum ama emin değilim. Yine de bakarsınız siz yani zaten. Anlamışsınızdır. Bu arada gelen kutusuna bakalım. 2 tane oyuncum satılmış. İkisi satılmamış. Hemen pazara gelip onları da alalım. Hatta size arkadaşlar paket açacağım ya ben. Bir dakika şunları alalım. Bu arada Rabiot niye satılmamış abi? Rabiot baya 1 milyon 800 bin 200 bine bile gidiyordu Rabiotlar abi. İlginç. Her neyse şu anda 4 milyon coins'im oldu zaten. O zaman arkadaşlar World Cup Rusya'ya girelim. Orada 200 binlik paketler var arkadaşlar. Ve 200 binlik paketlerden ben bir paket açılımını yapacağım. Ama o iki işte arkadaşlar o paketleri aslında belki de points harcamama gerek kalmasın diye de yapabilirim. Çünkü abi belki İngiliz oyuncular çıkar. Umarım İngiliz oyuncular çıkar. Milli takımından da çıkacak. Maçın adamı şansı da varmış bu arada. O yüzden Shibashaki, Mitrovic, Alper Potuk. Çöp abi. Gerçekten 200 bin değmez.
İki tane daha açacağım. Sonra da videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Tam 600 bin coins aslında var ya. Çok boş bir paket ya. Son paket arkadaşlar. Belki maçın adamı falan çıkar ama gerçekten abi çok riskli ve çok boş bir paket değil mi? İlginç abi. Gerçekten çok riskli bir paket. Daha açmaya gerek yok. Coins'imi bitirdi zaten. Bir tane oyuncudan aldığım para zaten gitti. Her neyse arkadaşlar. Şu maçın adamı paketini ben hiç açmadım abi. Bunlar nereden elde ediliyor? Bakalım abi. MA puanları paketlerden bulunabilir ve MA oyuncularını almak için kullanılır diyor. Hangi paketten bulabiliyoruz onu anlamadım. Dünya MA paketine girelim abi. Ha arkadaşlar ama bu gerçekten 1000 FA points gerçekten çok fazla. Neyse arkadaşlar burada videomuz sonuna geldik. Gerçekten eğlenceli bir videoydu. Daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Emin olabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Instagram koraylederm0. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraflar paylaşıyorum. Videoyu zaten bu dakikaya kadar izlediyseniz beni destekliyorsunuzdur. Ve beni beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Paylaşımlar yapıyorum. Gönderilerimi beğenin. Destek olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradan abone olun. Ve şuradan da efsane bir videoya gidelim. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten aşırı derecede çok seviyorum. Beni destekleyenlere söylüyorum bunu. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.